önce Tülay Aktaş, Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği'nin girişimleriyle kurulan Cumhuriyet'in Kadınları Söylüyor, Dünya Dinliyor topluluğu bu kez depremzede üniversite öğrencileri için sahne aldı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde depremden etkilenen illerden türkü ve ağıtlarla oluşturulan repertuar, iki gün içinde yazılan şiirlerle Yüzyılın Ağıdı oratoryosuna dönüştü. Dinleyenlere duygusal anlar yaşatan konserde koro şefi ve sanat yönetmeni Ümit Bulut'un Yalçın Benlican dizelerinden bestelediği eser de ilk kez seslendirildi. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve İnci Vakfı desteğiyle gerçekleştirdikleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Bu akşam size İnci Vakfı'nın yaşama geçirdiği, doğal afetle yaşlarının çok üzerinde zorlu bir deneyimle karşılaşan üniversitede okuyan gençlerimiz için eğitim seferberliğinde Her Bağış Bir Gelecek projesine destek vermek için sahneye çıktık. Özellikle şallarımız Hatay Reyhanlı yöresinin kilim desenlerinden faydalanarak, etkilenerek çizdiğimiz özel bir tasarım bugün için hazırladık. Onların bütün acılarını kalbimizde hissediyoruz. Uzun soluklu proje kapsamında birçok depremzede öğrenciye el uzatmak istediklerini belirten İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez, konsere gelenlere ve bağışta bulunanlara teşekkür etti. Bugün buraya gelirken sunduğumuz katkılar sayesinde deprem bölgesinde birinci derecede etkilenen üniversite öğrencilerine başlattığımız bir destek kampanyamızın bir parçası oldunuz. Bugün burada solistlerimizden biri dedi ki, o evlatlar emanet millete. O evlatlar emanet millete. Bugün sizler sayesinde 20 evlat bizlere emanet. Daha sonra İzmir Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Doğan Albayrak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu söz aldı. Bu ağıtlarımız, türküler şahit yaşadıklarımıza, Anadolu'nun yaşadıklarına türkülerimiz şahit. Çok türkü çıkacak bundan sonra, çok ağıt çıkacak. İzmir'imize gelenlere kucak açıyoruz. Tabii ki saracağız o yaraları. El birliğiyle saracağız o yaraları. Devletimizle, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, herkes, vatandaşlarımızla o yaraları saracağız. Etkinlikte ayrıca oratoryoyu ve şiirleri iki günde yazan koro üyesi Doktor Ekin Ercan'a ve annesi emekli edebiyat öğretmeni Berrin Oğul Türk'e de plaket sunuldu.